bunlar için yeterli değil anladığım kadarıyla, doğru mudur? Genellikle hastalar evde ağrılarına tabii ki çare arıyorlar. Birçok doktora gidiyorlar ve en son hani fizik tedaviye yönlendiriliyor tabii. Orada hastalara uygun egzersizlerini öğretiyoruz. Fizik tedavi iyi geliyor. Tedavi uyguluyoruz. Kuru iğneleme tedavileri olabilir, yapıyoruz. Ve hani bu bir süreç oluyor. Hasta bir kere doktora gelip ilaç alıp sonra eve gidip onu düzenli içip ya da düzenli ya da düzensiz içip, o şekilde olmaz. Yani bunun düzenli bir takibi gerekiyor. Eğer ilaç iyi gelmediyse gelip doktoruna söylemesi lazım. Belki başka bir ilaç vardır, değil mi? Bu şekilde takipte olmak hem hasta hem hekim açısından ve sürecin daha kolay olması için gerekli. İlk önce ama ilaçla tedaviye başlanılıyor, değil mi? Şimdi sadece ilaç değil. Yani mesela fibromiyaljide egzersiz tedavileri, yürüyüş, yüzme, bunlar çok iyi geliyor. Ve bunu hiç aksatmaması lazım hastanın. Yani bu çok kolay yapabileceğimiz, neredeyse hani para ödemeden alabileceğimiz tedaviler, değil mi? O nedenle onları düzenli yapması lazım hastanın. Genellikle fibromiyaljide hastaları yazın rahatlarlar. Sıcak oluyor, denize gidip yüzebiliyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar ama kış gelince daha kötü oluyor. O nedenle hani kışın da yapabileceği, gidebileceği bir egzersiz, spor aktivitesi olursa çok iyi olur. Hastayla ilk fibromiyalji açısından konuştuğumuzda ilk bizim yaptığımız ilaç olmuyor genellikle. Fizik tedavi ya da egzersiz oluyor. Tabii ki bunu hastayla konuşarak yapıyoruz. Bazı hastalarda tabii ki daha erken ilaca başlayabiliyoruz. Ama egzersizleri yine bir doktor ya fizyoterapist tarafından yapılacak. Evet, kesinlikle ki. Kendi yapmıyor, değil mi? Evet, evet. Ya bunları siz uygulattıktan sonra sonraki süreçte kendileri yapabilecek duruma geliyorlar mı, yoksa baştan sona hastanın tedavi sürecince sizler eşliğinde mi devam ediyor? Şimdi şöyle daha iyi olur. Biz fizik tedavi verdiğimizde hastanın ağrıları hafiflediğinde egzersizlerini öğretiyoruz. Yapıyor hasta, öğreniyor burada, onu evde düzenli yapıyor. O hareketler çok kolay gelmeye başladığında bir sonraki aşamaya geçmek gerekiyor. Bu yani egzersizlerin bir sonraki aşamaya geçme anlamında. Yani bunu bize gelip tekrar öğrenebilir ya da birkaç seans daha devam edip tedaviye seansını de uzatabilir yani. Evet, tabii. Peki bu kaç gün aralıkla, kaç hafta aralıkla nasıl oluyor bu egzersiz aralığı? Şimdi ağrı şiddetine bağlı. Eğer hastanın ağrısı fazlaysa her gün gelmesinde fayda var. Eğer çok iyi tolere ediyorsa, günlük hayatta bir sıkıntı az yaşıyorsa, haftada bir, haftada iki gibi yapabiliyoruz. Ya o zaman tamamen seansları hastanın ağrısı ve vücuduyla alakalı geri tepkimesiyle belirliyor tedavi sürecini. Peki bunlarda besin ne kadar önemli hocam bu dediğimiz tedavide? Şimdi fibromiyalji hastalarında özellikle şu diyeti yapın gibi bir şey maalesef şimdilik yok yani. Ama şöyle, bizim her zaman uyguladığımız sağlıklı diyet, Akdeniz diyeti gibi, öyle beslenirlerse daha iyi olur. Onu yiyeceklerden, beyaz unlu yiyeceklerden uzak durmalarında fayda var. Kilo almak iyi değil. Hani hatta verilebilirse çok iyi olur. Bunlar yani Akdeniz diyeti dediğimiz sebzeden zengin beslenme, baklagiller tüketme, onları yaparsa iyi olur. Kilo dediniz, ortalama ne kadar kiloda olması lazım sağlıklı bir iskeleti vücudunda ağrısı taşıyabilmesi için? Bu erkek için, genç orta yaşlar için ve bayanlar için ayrı kategorilendirdiğimizde? Şimdi beden kitle indeksi diye bir ölçüm yöntemi var. Hani bunu internete yazarsanız her yerde çıkar. Kilo bölü metrekare diye. Yani kendi boyunuzu, yani kilonuzu boyun karesine bölüyorsunuz. Ve o yani 25'ten aşağısı diye hatırlıyorum olursa daha iyi olur. 30'lara yaklaşınca insan obez sayılıyor. Ve bu tabii ki yanında bir sürü kardiyovasküler yan etkiler getirecek. Şeker hastalığına öncülük olacak. O nedenle bunlara insan her zaman dikkat etmesi lazım. Çünkü bazı hastalarımız geliyor, hani açık söylemek gerekirse hani kilosu hakkında pek bilgisi olmayabiliyor. Hani tabii şey, mesela hayatı boyunca aynı kiloda kaldıysa hani bunun normal olduğunu düşünüyor. Ama
belli bir yaşa geldikten sonra biz çünkü giderek yaşlanıyoruz. Hani o kilo o vücuda fazla gelebiliyor gibi düşünün. O nedenle hani bunu dikkate almasında fayda var. Yani hastanın. Burada zayıf insanların avantajlı olduğu bir kere daha öne çıkmış oluyor. Ya evet doğrudur.